Örnek soru bir part 3 ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi dördüncü kısma geçeceğimizi söylemiştim. Dördüncü kısım nereydi? Hemen ona bakalım tekrardan. Dördüncü kısım burası. Yani gördüğünüz gibi hem üstteki kalınlığı 6 olan yer var, hem alttaki kalınlığı 2 olan yer var. Bakalım bunu nasıl hesaplıyormuşuz? Bunu hemen şöyle bir çizelim. Kabataslak. Bu aslında dördüncü noktamız da şurada bir yerde arkadaşlar. Biz burada Q'muzu bulurken Q1 artı Q2 yapmak zorundayız arkadaşlar. Q1 neresi, Q2 neresi onu söyleyeyim. Q1 buna göre hesaplanacak. Üstteki kısma göre. Q2 alttaki kısma göre hesaplanacak. Daha yeni orta noktadaydık. Şurada orta noktadaydık arkadaşlar. Ama burada artık aşağı doğru geçiyoruz. O yüzden artık alanlar da değişiyor. O yüzden ikisini toplayıp bir Q değeri elde etmemiz daha mantıklı. Şimdi bir Q değerini hesaplayalım. 6 çarpı 2 diyorum. Q1'i bulmak için. Hatta şuraya Q1 yazalım. 6 çarpı 2. Neden 6 çarpı 2? Birazdan söyleyeceğim. Çarpı 4. Aslında aynı şurada yaptığımız mantıkla aynı arkadaşlar. Artı diyorum. 2 çarpı 1. Aşağıdaki kısmın alanı çarpı 2,5 aşağıdaki kısmın şu burası Q olsun arkadaşlar. Hem Q1 hem Q2 bulmuş olduk. Şuradan şöyle yapalım. Şurası Q1, şurası Q2 olsun. Buranın şuradan size göstereyim arkadaşlar. Neden alt? Şurada zaten anlatmıştım. 6 çarpı 2 neden yapıyoruz? 6 çarpı 2 buranın alanı arkadaşlar, buranın orta noktasının merkezden uzaklığı da 4. Bu birinci bulundu. Peki ikinci nasıl bulunuyor? Biz burada dördüncü mesafedeyiz. Buranın alanını bulmak zorundayız. Burayı ortadan ikiye kestik arkadaşlar. Şurayı ortadan ikiye kestiğimizi düşünün. Üstü bulduk. Artık altı bulmalıyız. Burası 1. Burası 2. 2 çarpı 1 alanı oluyor. Ondan sonra buranın orta noktası da arkadaşlar şura oluyor. Tam olaraktan. 5 santimden 2,5'ü çıkarttıktan sonra, yani şurada şurayı çıkarttıktan sonra 5'ten 2,5 kalıyor. O da bizim y değerimiz oluyor. Böylelikle hem Q1 hem Q2'yi bulup birbirle toplayabiliyoruz. Bu kaç çıkıyormuş arkadaşlar? Ona bakalım. 53 santimetre küp çıkıyormuş. Çıkıyor mu kameradan? Tamam. 53 santimetre küp bulduk. Zaten V'mizi biliyoruz. Q'muzu biliyoruz. Her şey okey arkadaşlar. Peki T'ye ne yazacağız arkadaşlar? T'miz ne olacak burada? Burası tam orta nokta falan değil. Burası, buranın bulunduğu noktanın uzunluğu 2. O yüzden biz T'ye 2 yazabiliriz. Peki şiiri ne olacak? Ona bakalım. 4280 diyorum. Çarpı 53 diyorum. Bölüm 428 çarpı 2 diyorum. Bu da 265 Newton bölü santimetre kare olarak geliyor arkadaşlar. 5'e geçelim. 5. hemen yapalım. 5. de yine aynı şekil var arkadaşlar. Bir benzeri, yani tekrar çizmeyeyim hız açısından. Yine Q1 ile Q2'yi toplamak zorunda kalacağız. Niye? Çünkü artık aşağıdayız. Üstle altın kalınlığı da aynı olmadığı için, alanları da aynı olmayacağı için bunları toplayacağız. Q1 zaten bulmuştuk. Üstünün alanını tekrar tekrar yazmaya gerek yok arkadaşlar. Q1'imiz 48. Artı diyorum. Bakalım Q2'miz neymiş? 2 çarpı 2. Neden arkadaşlar? Artık buradan 1 santim değil, 2 santim geldik. 2. Buranın bir de kalınlığı var. 2 çarpı 2. 4 oluyor. Peki bunun merkezden uzaklığı ne arkadaşlar? Merkezden uzaklığı da 2. Neden? 1 santim geldik. Buradan en üst tarafa kadar nötr aksisten 5'tim. O yüzden 2 olarak yazdık. Bu da 56 santimetre küp olarak geliyormuş. Buranın kalınlığı yine, kalınlığımız yine 2 oluyor. Şiir bakalım ne çıkıyormuş. 4280 çarpı dedim. 56 santimetre küp çıkmıştı. 428 santimetre üzeri 4 çarpı 2 dediğimde arkadaşlar, ve 2 de santim olarak yazıyorsunuz. Bu arada birim dönüştürme açısından önemli. 280 Newton bölü santimetre kare olarak çıkıyor. Belki bir hesaplamalarda bazı hatalar yapmış olabilirim yani. Siz eğer bir belli başlı hatalarım varsa yorumlarda belirtirseniz
Sevinirim. Biz de öğrenmiş oluruz. Hem de herkes bilgilenir. Altıncı noktaya geçtik arkadaşlar. Altıncı nokta neresi? Altıncı nokta artık buranın son bulduğu nokta. Altıncı noktada yine Q1 artı Q2 eşittir Q olarak yazacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yazacağız? Q1 zaten 48'di. Biliyorduk. Artı diyoruz. 3 diyoruz çünkü bir santim daha aşağıya geldik. Kalınlığı da 2 idi. Çarpı 2 dedik. Buraya 1,5 diyorum. Neden 1,5 diyorum? Çünkü 1 santim daha aşağı geldik ve artık orta noktasıyla nötr aksis olan mesafe arasında 1,5 santim kaldı. Bunları kendiniz deneye yanına analiz yaparsanız daha da iyi anlarsınız. Ben şu an üzerinden geçiyorum ama sadece izlemekle tam anlaşılmıyor açıkçası. Şiirimiz ne çıkıyor? Bir de yine burada kalınlığımız 2 arkadaşlar tabii ki. Şiirimize bakalım. 4280 Newton çarpı 57 santimetre küp bölü 428 santimetre üzeri 4 çarpı 2 santim. Şiirimiz arkadaşlar 285 Newton bölü santimetre kare olarak çıkıyor. Gördüğünüz gibi gitgide arttı. Şuradan sonrasını hesaplayabilirsiniz. Mantık basit arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru alan bularak bulduğunuz her bir santimetre diyebilirsiniz. Her iki santimetre bir diyebilir. Size belirttiği noktanın tam orta noktasının nötr aksiste olan uzaklığını bulmanız lazım. Ondan sonra o belirttiği noktanın üst tarafının alanını bulmanız lazım. Eğer kalınlıklar birbirine uymuyorsa alt tarafı ile üst tarafın alanlarını ayrı ayrı bulmanız gerekiyor. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Söyleyeceğim size. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Diğer sorumuzda görüşmek üzere. Umarım daha iyi anlamışsınızdır. Umarım işe yaramıştır. Siz de bu soruyu yazıp benimle beraber çözmeye çalışırsanız daha iyi anlayacağınıza eminim. Teşekkür ederim.